öğrendiğimiz kadarıyla bizim emeklerimizle her yoldaşın bir katkısıyla, hazır noktasıyla kurulan TÜV'ün malzemelerine teslimi el koymuş. Bir zorbalıktır gerçekten. Bu yapılanlar baskı, insanlar üzerinde büyük bir baskı oluşturmak mahiyetinde yapılan bir uygulamadır. Bu yapılan zulmü kınıyoruz. Biz gerçekten artık şunu bir şekilde ayıklamamız lazım. Türkiye'nin neresinde zulüm yapılıyorsa yapılsın, bu zulme artık dur demek lazım. Evlerimize her akşam mihman olan, her gün 24 saat izlediğimiz, canımıza, malımıza, gözümüz gibi baktığımız TÜV'ün, şu an üzülerek belirtmek gerekiyor ki, yeni duyduğumuz haber ekseninde malzemelere şu an el konuluyor. Bu bir insanlık suçudur. Bu yapılanların vicdan ekseninde ele almak gerçekten artık söyleyecek kelime bulamıyorum. İnsan yüreği yanıyor. Ama toplumun artık şunu bir şekilde söylemesi lazım. Haykırması lazım. Evimizde oturduğumuzda efendim bana dokunmayı ilan bir yıl yaşasın dediğinde inanıyorum ki yarın bir gün gelip sizin evinizde de çıkartacaklardır. Şu an Gazi Osman Paşa Adliyesi'nde Sultan Gazi Cemevi ile ilgili bir yıkım kararı var. Ama görüyoruz ki hani evcilik taslayan, bizim gibi çalışan kurum yöneticilerimiz olsun, halkımız olsun, toplumumuz olsun. Şu an burada 100 kişi dahil yok. Bu da hepimizin büyük bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Bu şekil olsa dün televizyonumuzu kapattılar, bugün cemevimizi yıkmaya çalışıyorlar. Yarın gün bizim evimize çıkartacaklar diye ben düşünüyorum. Siz oymaya devam edin. Bugün TVO'nun el konulan, gasp edilen malzemeleri satılmaktadır. Önce kanun hükmünde kararname ile çok anlamsız bir kararla televizyonumuzu kapattılar. Alevilerin sesini susturdular, hakikatin sesini susturdular. Bütün yüzlerce Alevi'nin emeğiyle, göz nuruyla biriktirmiş olduğu, getirmiş olduğu malzemeler de bugün de satışa çıkarılmış. Yani bu tamamen hukuksuzluktur, hukuku kabul edemeyeceği, insanı kabul edemeyeceği. Buna tamamen bir açıktan hırsızlık da diyebiliriz. El koyuyor, resmen haraç mezar satıyor. Aleviler buna sessiz kalmamalıdır, biz sessiz kalmayacağız. Lanetliyoruz bunu. Evet, aldığımız haberlere göre MSF TVO'nun mal varlıklarına el koyduğu yönünde bilgiler aktardı. Bu hükümetin adaletsiz politikalarının devamlı olduğunu gösteriyor. Halkın, Alevi toplumunun, demokrasi güçlerinin, barış güçlerinin ve Türkiye'nin farklı renklerinin sözcüsü olma platformu olan bir televizyon haksız bir şekilde kapatıldı. Aynı şekilde haksız bir şekilde de mal varlıklarına el konulmaktadır. Kaldı ki TVO'nun mal varlıkları halkın kendi özverisiyle elde ettikleri, arkasında belli sermayenin, belli güçlerin olmadığı, tamamen Alevi toplumun özgün faaliyetler üzerine kurulmuş bir kanaldı. Bu mal varlıklarının el konulması haksız bir yaklaşımdır. Buna son verilmelidir. Mal varlıkları da iade edilmelidir.